Okay. Одна ради всех тех пролитых слез, что со временем стали пепантых слез, что со временем стали пепан. Допишем историю кровью, пройдем все заново снова. Щоб в мене було все красивенько на стрімі. Доброго раночку, твітичі. Thank you.
It's 8 with 7 with... 8 with 8, 16 damage, amazing. If we had a fucking bear...
Şu anda düzeldi mi? Hayır, düzelmedi. Ha, düzeldi, tamam. Düzeldiyse okey. Tam olarak nerede hata olduğunu çözemedim şu anda ama ilginç. Yusuf, hoş geldin bu arada. Ses yoktu. Mikrofonda bir gariplik vardı. Onu hallettim şu anda ama ilginç, neden böyle oldu acaba? Ama şu anda bu çalışmıyor. Çalışıyor gibi gözüküyor ama. Böyle yapınca sesim daha fazla geldi mi şu anda? Seste bir değişim oluyor mu şu şekilde hareket ettirince? O zaman daha da ilginç. Çünkü şu anda sesin bu mikrofondan gelmediğini söylüyor bana ama. Neyse. Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Evet, teknoloji karşısında bir şey diyemiyorum. O zaman yayının başında anlattıklarım boşa gitti. Oyunda artık şöyle yapıyorum. Çünkü bayağı geri kaldım. Bu çok az. Olur. Mikrofon kardeşi olabiliriz. Daha önce hiç mikrofon kardeşim olmamıştı. Kazar bestesiyle devam ediyoruz. Gene buna dönme durumunda kaldım. Çünkü diğer deste discard destesiydi ve şanssızdım yani. Tek söyleyebileceğim bu. Hiçbir zaman istediğim kartları discardlayamadığım için salma gereği duydum artık onu. Mikrobro'ya küçük, adı bile Seyren Mini. Güzel, ben 7 turn olmasını çok beğeniyorum bu oyunun. 7 turn olması sayesinde Strong Guy kombosunu yapabileceğim galiba. O mutlu etti şu anda. Ongoing mi? On reveal. Bunu atsam mı acaba ya? Nereden geldi bunu artı? Bunu buraya atalım. Yarın için yayında şöyle bir planım var. Yarın sevdiğim bir arkadaşımız gelecek eve ve böylece evdeki 3 insan da aşırı derecede Pokemon seven insanlar olmuş olacak. Snap mi? Bir el daha bekleyeceğim. Duruma göre ben de snap yapacağım. Yarın Pokemon tier list yaparız diye düşünüyorum. Böyle 3 kişi oturup eğlenceli olabilir diye düşündüm. Artık yavaştan Pokemon moduna girmemiz lazım. Oyunun çıkmasına çok az kaldı. Je tente ma chance en vrai là. Run tempo, ouais. Ah, hab mir schon gedacht, dass das Schock ist. Ja, wir gehen mal hier rein. Wir brauchen halt fucking Alignment, ey.
Нарешті. Ya, ahora sí. Ahora sí, buen. Ya. Ya, ahora sí. Ahora sí, buen. Ya.
Şu anda düzeldi mi? Hayır, düzelmedi. Ha, düzeldi, tamam. Düzeldiyse okey. Tam olarak nerede hata olduğunu çözemedim şu anda ama ilginç. Yusuf, hoş geldin bu arada. Ses yoktu. Mikrofonda bir gariplik vardı. Onu hallettim şu anda ama ilginç, neden böyle oldu acaba? İyi, tamam, sesim şu anda geliyorsa daha fazla ayarları ellemiyorum ama ilginç. Evet, şu anda zaten sesi mikrofondan almıyor mesela şu anda. Sesi neyden aldığını henüz çözemedim. Ama şu anda bu çalışmıyor. Çalışıyor gibi gözüküyor ama. Böyle yapınca sesim daha fazla geldi mi şu anda? Seste bir değişim oluyor mu şu şekilde hareket ettirince? O zaman daha da ilginç. Çünkü şu anda sesin bu mikrofondan gelmediğini söylüyor bana ama. Neyse, yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Evet, teknoloji karşısında bir şey diyemiyorum. O zaman yayının başında anlattıklarım boşa gitti. Oyunda artık şöyle yapıyorum. Bu gerçek parayla alınan bir oyunun ara ara verdiği goldları burada durmadan görev refreshlemek için kullanmaya başladım. Çünkü varyantları almak gereksiz, çünkü sadece kozmetik. O yüzden görevleri durmadan refreshleyip normal para kasıp kart açmaya çalışıyorum şu anda. Daha hızlı oluyormuş bu sayede. Onu fark ettim bugün bir yayıncıyı izlerken. Çünkü bayağı geri kaldım. Bu çok az. Olur. Mikrofon kardeş olabiliriz. Daha önce hiç mikrofon kardeşim olmamıştı. Kazar bestesiyle devam ediyoruz. Gene buna dönme durumunda kaldım. Çünkü diğer beste discard destesiydi ve şanssızdım yani. Tek söyleyebileceğim bu. Hiçbir zaman istediğim kartları discardlayamadığım için salma gereği duydum artık onu. Mikrobro'ya küçük, adı bile Seyren Mini. Güzel, ben 7 turn olmasını çok beğeniyorum bu oyunun. 7 turn olması sayesinde Strong Guy kombosunu yapabileceğim galiba. O mutlu etti şu anda. Ongoing mi? On reveal. Bunu atsam mı acaba ya? Kuleden geldi buna artı. Bunu buraya atalım. Yarın için yayında şöyle bir planım var. Yarın sevdiğim bir arkadaşımız gelecek eve ve böylece evdeki 3 insan da aşırı derecede Pokemon seven insanlar olmuş olacak. Snap mi? Bir el daha bekleyeceğim. Duruma göre ben de snap yapacağım. Yarın Pokemon tier list yaparız diye düşünüyorum. Böyle 3 kişi oturup eğlenceli olabilir diye düşündüm. Artık yavaştan Pokemon moduna girmemiz lazım. Oyunun çıkmasına çok az kaldı çünkü. Pokemon oyunu çıktıktan sonra bu kanalda sadece Pokemon göreceksiniz. Sizi temin edebilirim. Pokemon Unos'u mu? Pokemon Unos'u nerede var? Çabuk hemen bana da söyleyin. İyi gidiyoruz galiba şu anda ama sanırım yo, komboyu yapamıyorum. Kombo yalan oldu her türlü. Pokemon Spot. Nerede var? Çabuk ben de alabilirim. Uno oynamayı çok seviyorum. Eve birileri geldiğinde de durmadan insanlara hep Uno oynatıyorum çünkü. Hatta bunu da buraya atsam. Sizin okulun oradaki dükkandaydı. Ben bunu bir aratayım. İnternette bulabilirim diye düşünüyorum. Ben de sinirleneceğim. Artık kendime bayağı güveniyorum. Onu atmasaydı daha iyiydi ya. Keşke diğerini atsaydı. 35 TL mi? Harika.
bu el bizde bence. Şu anda düşünüyorum hani ya çok fena planları var ya da %100 kazandı. Fena kazandı. Niye retake'lemedi acaba? 8 kaybetti. Hemen bakıyorum. Çok iyiymiş. Evet, bunu alacağım. Çok teşekkürler Yusuf, bu harika oldu şu anda. Bugünün Pokemon'u henüz gelmedi. Aylin koyar ama. Çoğunlukla ben fark etmeden koyuyor. Ben Pokemon'un arkaya konduğunu göremiyorum bile. Gelir, çok sürmez. Henüz koymadı. Aylin şu anda burada değil, hatta beni duymuyor ama bence bugün arkaya Morpeko gelecek. Nedense Morpeko gelecekmiş gibi hissediyorum. İyi başladık, iyi başladık. İkidir kazanıyoruz şu anda. Morpeko son 8. jenerasyondan Pokemon bir tane. Pikachu'ya benziyor zaten. Pikachu'ya çok benziyor. Ama bir normal modu var, bir de acıkmış modu var. Bizde acıkmış modunun peluşu var. Arkadaşıma getirmiştim onu yurt dışından. Arkadaşlarım ne zaman yurt dışından dönse hepsini zorluyorum. Ha, ben gerçekten sordum sandım. Gerçekten Pikachu'ya çok benziyor çünkü. Üzgünüm. Yaşımdan kaynaklı bütün mimleri anlayamayabiliyorum. Şaka yaptım, bu mimi biliyorum ama boş anıma denk geldi yani, üzgünüm. Herkes bir gün boomer olacak, üzülerek bunu söylemeliyim. Lolunos'u mu? Hayır. No. Kesinlikle Lolunos'u hoş bir şey olmayacaktır bence. Bunu buraya atmasaydım keşke ya. Zaten yok. LoL'ü ben sezon 1'de oynamaya başlamıştım. Çok uzun süre oynadım aslında. Ve hani 8 seneye yakın oynadım. Lore'unu severim. Bence de lore'u güzel. Ama oyun yani, keşke oynamasaydım diyorum o kadar zaman. Bir de ben çok para harcadım LoL'e. Onu düşündükçe daha da üzülüyorum. Anlamsız para harcadım zamanında. Keşke o paraları kenara koysaydım. Kesinlikle katılıyorum. Kartlarını kurtardım. İyi. Benim çok işime geldi şu anda. Benim hiç işine gelmedi hatta. Dota 2 hiç oynamadım. Oynayanları gördüm. Dota 2 hakkında maalesef çok bilgim yok. Aylin de mesela hiç LoL oynamadı, o hep Dota 2 oynamış ve Dota'yı daha çok seviyor LoL'e kıyasla. Ben LoL'cuydum yani. Dota oynayanları gördüm, hiçbir zaman oynamadım bile. Karakterlerini de bilmem. Hatta Netflix'te onun da animesi vardı, onu izleyerken anlamadım. Hatta 3 bölüm izleyip bıraktım galiba sonra. Kaç bölüm izledim hatırlamıyorum, bitirmedim. Var buranın ne olacağına dair kendisinin. Bunu buraya atması çok manidar geldi. Biz bunu da atalım. Warcraft 3 kesinlikle bunu buraya bilerek koymamış. Kötü oldu buraya koyması çünkü. Ya ilgini çekti değil mi Naruto map'i? Zetsu falan vardı, onları kullanıyordum. Daha o zamanlar animede Zetsu'nun gücüne dair hiçbir şey bilmiyoruz. Aynen, MOBA şeklinde Naruto map'i yapmışlar. Yani map normal şeydi. Gene Dota 1'de oynadığın bir tane map'ti yüksek ihtimalle de.
şey güzelliği vardı işte. Karakterlerin hepsi Naruto karakterleriydi. Skill'lerini onlara göre değiştirmişler falan böyle. Hayal meyal hatırlıyorum. O zamanlar şey de bilmiyorum pek. MOBA oynamayı da bilmiyorum. Hani gidip gidip ölürdüm. İyi oldu. Bilemedim. Bilemedim oynar mıyım. Şu anda kombomu yapabileceğim. Strong guy bayağı işe yarayacak gibi duruyor. Aynen, diğer el bunu atacağım. Sonra Chavez gelecek. Bu ikisini atacağım. Aynen. Snap'lerim. Şu anda elimde kombom mevcut. O zamanlar böyle yok oyun crackle, yok indir, şunu yap, bunu yap, bir sürü şey. Şu anda istesem de öyle oyun yapamam mesela. O zamanlar daha fazla şey biliyordum galiba bilgisayar hakkında. Fena oldu. bu da iyi oldu ama bunu atamayacağız. Burada ongoingler çarpı 2. Bunu buraya çekip bunu buraya almak çok çok daha iyi olacak benim için şu an. Sen kaçlısın Yusuf? Ne kadar geç doğduğunu bilemiyorum şu an. 2005. Kombomuzu yapamıyormuşuz ki ya. Sanırım. Kendi gücü kaç? 3, 5, 8. Opponent snapped. Benim annem benden 30 yaş büyük. Babam galiba 33 yaş büyük. Ya 33 ya 32 yaş büyük. Hani bunun normali kaç onu da bilmiyorum. Ama ben ikinci çocuğum. Buraya attığımda 24 falan olacak. Bu burayı alacak her türlü. Ben burayı almaya çalışayım o yüzden. Chavez'le burayı alabiliriz. Bence genel olarak çocuk olmuyor ya. Yani erken ya da geç bilemiyorum. Bence düşününce çok garip geliyor. İnsanlar nasıl çocuk yapmaya karar veriyorlar. İnanılmaz. Ne bileyim, onun yerine hayatını yaşa falan. Eminim çocuk yapmaktan çok daha iyi yapılabilecek bir sürü şey vardır ya. Eminim yani. Hangi noktada insanlar çocuk yapmaya karar veriyor emin değilim. Hala sorguluyorum. Hatta her gün sorguluyorum galiba bunu. Böyle bakıyorum insanlara, çocuklara. Çünkü arkadaşım evlenmiş, arkadaşım nişanlanmış falan oluyordu. Şimdi çatır çutur çocuk yapıyorlar. Çok ilginç. Çok ilginç. Yapmayın ya. Ne yapıyorsunuz? Şunu geliştirmeye daha var. Ama bunu geliştirmek istiyorum artık. Infinity yapmaya ilk. Infinity yapmak istediğim kart. Vallahi ben şu anda kaçım? Kaç yaşındayım ben ya? Aynen işte bir ay sonra 29 oluyorum. Henüz o kafaya girmedim. O kafaya gireceğimi de düşünmüyorum. Korkunç bir kafa. Girilmemeli. Aslında galiba evlenenler bir şeylerden destek alıyor sanki. Tam emin değilim bunlardan ama eminim bir destekleme prosedürü vardır bu konuda. Yapılıyordur yani. Buraya atalım olsun. Düşmüşler. Bu kart bana çok boş geliyor ya. İnsanlar da bayağı kullanıyor ama. Oley. En sevdiğim şey. Önce bunu mu atsak, bunu mu atsak? Bence bunu atmak daha mantıklı kasarız.
geldikten sonra artık Switch yayınlarına başlayabiliriz diye düşünüyorum. Galiba bu sefer komboyu yapabileceğim. Sanırım. Artık lütfen şu Strong Guy'dan biraz verim almak istiyorum. Bunları yok edeceğim az sonra. Benim başıma biraz bela olacak. Bu beni bayağı bozacak şimdi. Hatta sanıyorum bayağı bozacak. Bu ikisi buraya gidecek, bu üçü buraya gelecek. O zaman bunu buraya... Yo, bunu buraya atayım ben her türlü. Geçen olsun ya. Test kitapları da çok arttı mı fiyatları? Yani... Beklediğim gibi bir yer değişimi olmadı. Ya ben şeye çok şaşırıyorum zaten. Şimdi benim üniversite okuduğum zaman da ekonomi gene kötüleşiyordu ama o kadar kötü değildi tabii ki de. Sadece yavaş yavaş kötüleşmek üzere olduğunu görebiliyorduk. Ama hani böyle normal hayatı bu kadar çok etkilemiyordu haliyle. O yüzden şu anda bayağı üzülüyorum. Görünce işte her şeyin fiyatını, şusunu, busunu hani. Maç 1'e değmezdi. Daha çok kazanmalıydı. Üzücü yani bayağı. Her şeyin fiyatının deliler gibi artıyor olması. Ana görevler nereye gitti? Hemen refresh. 2 maç kazan. 1 kartla tek yer kazan. Nintendo DS mi? Oh goodness. Let's see. We've got in lobby, we've got, so you guys don't start a new one. We've got Aru, Hertz, Rainier, Miss Bowers, K-House.
Şu anda düzeldi mi? Hayır, düzelmedi. Ha, düzeldi, tamam. Düzeldiyse okey. Tam olarak nerede hata olduğunu çözemedim şu anda ama ilginç. Yusuf, hoş geldin bu arada. Ses yoktu. Mikrofonda bir gariplik vardı. Onu hallettim şu anda ama ilginç, neden böyle oldu acaba? İyi, tamam. Sesim şu anda geliyorsa daha fazla ayarları ellemiyorum ama ilginç. Evet, şu anda zaten sesi mikrofondan almıyor mesela şu anda. Sesi neyden aldığını henüz çözemedim. Ama şu anda bu çalışmıyor. Çalışıyor gibi gözüküyor ama. Böyle yapınca sesim daha fazla geldi mi şu anda? Seste bir değişme oluyor mu şu şekilde hareket ettirince? O zaman daha da ilginç. Çünkü şu anda sesin bu mikrofondan gelmediğini söylüyor bana ama. Neyse, yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Evet, teknoloji karşısında bir şey diyemiyorum. O zaman yayının başında anlattıklarım boşa gitti. Oyunda artık şöyle yapıyorum. Bu gerçek parayla alınan bir oyunun ara ara verdiği goldları burada durmadan görev refreshlemek için kullanmaya başladım. Çünkü varyantları almak gereksiz, çünkü sadece kozmetik. O yüzden görevleri durmadan refreshleyip normal para kasıp kart açmaya çalışıyorum şu anda. Daha hızlı oluyormuş bu sayede. Onu fark ettim bugün bir yayıncıyı izlerken. Çünkü bayağı geri kaldım. Bu çok az. Olur. Mikrofon kardeşi olabiliriz. Daha önce hiç mikrofon kardeşim olmamıştı. Kazar bestesiyle devam ediyoruz. Gene buna dönme durumunda kaldım. Çünkü diğer deste discard destesiydi ve şanssızdım yani. Tek söyleyebileceğim bu. Hiçbir zaman istediğim kartları discardlayamadığım için salma gereği duydum artık onu. Mikrobro'ya küçük, adı bile Seyren Mini. Güzel, ben 7 turn olmasını çok beğeniyorum bu oyunun. 7 turn olması sayesinde Strong Guy kombosunu yapabileceğim galiba. O mutlu etti şu anda. Ongoing mi? On reveal. Bunu atsam mı acaba ya? Kuleden geldi buna artı. Bunu buraya atalım. Yarın için yayında şöyle bir planım var. Yarın sevdiğim bir arkadaşımız gelecek eve ve böylece evdeki 3 insan da aşırı derecede Pokemon seven insanlar olmuş olacak. Snap mi? Bir el daha bekleyeceğim. Duruma göre ben de snap yapacağım. Yarın Pokemon tier list yaparız diye düşünüyorum. Böyle 3 kişi oturup eğlenceli olabilir diye düşündüm. Artık yavaştan Pokemon moduna girmemiz lazım. Oyunun çıkmasına çok az kaldı çünkü. Pokemon oyunu çıktıktan sonra bu kanalda sadece Pokemon göreceksiniz. Sizi temin edebilirim. Pokemon Unos'u mu? Pokemon Unos'u nerede var? Çabuk hemen bana da söyleyin. İyi gidiyoruz galiba şu anda ama sanırım yok, komboyu yapamıyorum. Kombo yalan oldu her türlü. Pokemon nerede var? Nerede var? Çabuk çabuk, ben de alabilirim. Uno oynamayı çok seviyorum. Eve birileri geldiğinde de durmadan insanlara hep Uno oynatıyorum çünkü. Oynarım yani. Ne yapsak şu anda? Şöyle oynamak çok iyi bence. Bu bizi kurtarır gibi. Hatta ve hatta bunu da buraya atsam. Sizin okulun oradaki dükkandaydı. Ben bunu bir aratayım, internette bulabilirim diye düşünüyorum. Ben de size yapacağım. Artık kendime bayağı güveniyorum.
bunu atmasaydı daha iyiydi ya. Keşke diğerini alsaydı. 35 TL mi? Harika. Seni buraya alalım, seni de buraya alalım. Bu el bizde bence. Şu anda düşünüyorum hani her yeri benden alması için. Zaten burayı kesin almışım. Bunun puanı çok daha yüksek. Buraya da aldım bence. Bunu her türlü kazandım. Hatta retreat yiyecek diye düşünüyorum şu anda. Yapmadı. Ya çok fena planları var ya da %100 kazandım. Bakacağım buna hemen. Aynen kazandım. Niye retreatlemedi acaba? 8 kaybetti. Hemen bakıyorum. Çok iyiymiş. Evet, bunu alacağım. Çok teşekkürler Yusuf, bu harika oldu şu anda. Bugünün Pokemon'u henüz gelmedi. Aylin koyar ama. Çoğunlukla ben fark etmeden koyuyor. Ben Pokemon'un arkaya konduğunu göremiyorum bile. Gelir, çok sürmez. Henüz koymadı. Aylin şu anda burada değil, hatta beni duymuyor ama bence bugün arkaya Morpeko gelecek. Nedense Morpeko gelecekmiş gibi hissediyorum. İyi başladık, iyi başladık. İkidir kazanıyoruz şu anda. Morpeko son 8. jenerasyondan Pokemon bir tane. Pikachu'ya benziyor zaten. Pikachu'ya çok benziyor. Ama bir normal modu var, bir de acıkmış modu var. Bizde acıkmış modunun peluşu var. Arkadaşıma getirmiştim onu yurt dışından. Arkadaşlarım ne zaman yurt dışından dönse hepsini zorluyorum. Ha, ben gerçekten sordum sandım. Gerçekten Pikachu'ya çok benziyor çünkü. Üzgünüm. Yaşımdan kaynaklı bütün mimleri anlayamayabiliyorum. Şaka yaptım, bu mimi biliyorum ama boş anıma denk geldi yani, üzgünüm. Herkes bir gün boomer olacak, üzülerek bunu söylemeliyim. Lolunos'u mu? Hayır. No. Kesinlikle Lolunos'u hoş bir şey olmayacaktır bence. Bunu buraya atmasaydım keşke ya. Zaten yok. LoL'ü ben sezon 1'de oynamaya başlamıştım. Çok uzun süre oynadım aslında. Ve hani 8 seneye yakın oynadım. Lore'unu severim. Bence de lore'u güzel. Ama oyun yani, keşke oynamasaydım diyorum o kadar zaman. Bir de ben çok para harcadım LoL'e. Onu düşündükçe daha da üzülüyorum. Anlamsız para harcadım zamanında. Keşke o paraları kenara koysaymış. Kesinlikle katılıyorum. Kartlarını kurtarmak. İyi. Benim çok işime geldi şu anda. Benim hiç işine gelmedi hatta. Dota 2 hiç oynamadım. Oynayanları gördüm. Dota 2 hakkında maalesef çok bilgim yok. Aylin de mesela hiç LoL oynamadı, o hep Dota 2 oynamış ve Dota'yı daha çok seviyor LoL'e kıyasla. Ben LoL'cuydum yani. Dota oynayanları gördüm, hiçbir zaman oynamadım bile. Karakterlerini de bilmem. Hatta Netflix'te onun da animesi vardı, onu izlerken anlamadım. Hatta 3 bölüm izleyip bıraktım galiba sonra. Kaç bölüm izledim hatırlamıyorum, bitirmedim. Var buranın ne olacağına dair kendisinin. Bunu buraya atması çok manidar geldi. Biz bunu da atalım. Vork
Warcraft 3 moduydu değil mi normalde her şey? Ben şeyi hatırlıyorum. Lise 1 ya da lise 2'deydim galiba. Warcraft 3'te şey vardı. Naruto map'i vardı MOBA şeklinde. Onu çok oynardım mesela. Kesinlikle bunu buraya bilerek koymamış. Kötü oldu buraya koyması çünkü. Ya ilgini çekti değil mi Naruto map'i? Zetsu falan vardı, onları kullanıyordum. Daha o zamanlar animede Zetsu'nun gücüne dair hiçbir şey bilmiyoruz. Aynen MOBA şeklinde Naruto map'i yapmışlar. Yani map normal şeydi. Gene Dota 1'de oynadığın bir tane map'ti yüksek ihtimalle de. Şey güzelliği vardı işte. Karakterlerin hepsi Naruto karakterleriydi. Skill'lerini onlara göre değiştirmişler falan böyle. Hayal meyal hatırlıyorum. O zamanlar şey de bilmiyorum pek. MOBA oynamayı da bilmiyorum. Hani gidip gidip ölürdüm. İyi oldu. Bilemedim. Bilemedim oynar mıyım. Şu anda kombomu yapabileceğim. Strong Guy bayağı işe yarayacak gibi duruyor. Aynen, diğer el bunu atacağım. Sonra Chavez gelecek. Bu ikisini atacağım. Aynen. Snap'ler. Şu anda elimde kombom mevcut. O zamanlar böyle yok oyun crackle, yok indir, şunu yap, bunu yap, bir sürü şey. Şu anda istesem de öyle oyun yapamam mesela. O zamanlar daha fazla şey biliyordum galiba bilgisayar hakkında. Fena oldu. Çarpı 2. Bunu buraya çekip bunu buraya almak çok çok daha iyi olacak benim için şu an. Sen kaçlısın Yusuf? Ne kadar geç doğduğunu bilemiyorum şu an. 2005. Aa, kombomuzu yapamıyormuşuz ki ya. Sanırım. Kendi gücü kaç? 3, 5, 8. Benim annem benden 30 yaş büyük. Babam galiba 33 yaş büyük. Ya 33 ya 32 yaş büyük. Hani bunun normali kaç onu da bilmiyorum. Ama ben ikinci çocuğum. Buraya attığımda 24 falan olacak. Bu burayı alacak her türlü. Ben burayı almaya çalışayım o yüzden. Chavez'le burayı alabiliriz. Oops. 7, 5, 10, 9. Tamam, kazandım. Ya bence genel olarak çocuk olmuyor ya. Yani erken ya da geç bilemiyorum. Bence... Düşününce çok garip geliyor, insanlar nasıl çocuk yapmaya karar veriyorlar. İnanılmaz. Ne bileyim, onun yerine hayatını yaşa falan. Eminim çocuk yapmaktan çok daha iyi yapılabilecek bir sürü şey vardır ya. Eminim yani. Hangi noktada insanlar çocuk yapmaya karar veriyor emin değilim. Hala sorguluyorum. Hatta her gün sorguluyorum galiba bunu. Böyle bakıyorum insanlar çocuklara çünkü... Artık benim arkadaşlarımın çocukları olmaya başladı. İşte lise arkadaşlarım, üniversite arkadaşlarım. Böyle Instagram'a bir giriyorum, bakıyorum. Ana, bunun da çocuğu olmuş. Bir ara şey oluyordu. Arkadaşım evlenmiş. Arkadaşım nişanlanmış falan oluyordu. Şimdi çatır çutur çocuk yapıyorlar. Çok ilginç. Çok ilginç. Yapmayın ya. Ne yapıyorsunuz? Şunu... Geliştirmeye daha var. Ama bunu geliştirmek istiyorum artık. Infinity yapmaya ilk Infinity yapmak istediğim kart. Vallahi ben şu anda kaçım? Kaç yaşındayım ben ya? Aynen işte bir ay sonra 29 oluyorum. Henüz o kafeye girmedim. O kafeye gireceğimi de düşünmüyorum. Korkunç bir kafa. Girilmemeli. Hehehehe.
aslında galiba evlenenler bir şeylerden destek alıyor sanki. Tam emin değilim bunlardan ama eminim bir destekleme prosedürü vardır bu konuda. Yapılıyordur yani bir şekilde. Buraya atalım. Düşmüşler. Kalp bana çok boş geliyor ya. İnsanlar da bayağı kullanıyor ama. Oley. En sevdiğim şey. Önce bunu mu atsak, bunu mu atsak? Bence bunu atmak daha mantıklı kasarız. Şimdi birkaç güne bir monitör daha almayı planlıyorum. Geldiğinde... Neler oldu? Bende bir şey olmadı. Tüm kartlarım aynıydı zaten. O geldikten sonra artık Switch yayınlarına başlayabiliriz diye düşünüyorum. Galiba bu sefer komboyu yapabileceğim. Sanırım. Artık lütfen şu Strong Guy'dan biraz verim almak istiyorum. Bunları yok edecek az sonra. Benim başıma biraz bela oldu. Bu beni bayağı bozacak şimdi. Hatta sanıyorum bayağı bozacak. Bu ikisi buraya gidecek, bu üçü buraya gelecek. O zaman bunu buraya, yoo bunu buraya atayım ben her türlü. Geçen o olsun ya. Test kitapları da çok arttı değil mi fiyatları? Yani. Beklediğim gibi bir yer değişimi olmadı. Ya ben şeye çok şaşırıyorum zaten. Şimdi benim üniversite okuduğum zaman da ekonomi gene kötüleşiyordu ama o kadar kötü değildi tabii ki de. Sadece yavaş yavaş kötüleşmek üzere olduğunu görebiliyorduk. Ama hani böyle normal hayatı bu kadar çok etkilemiyordu haliyle. O yüzden şu anda bayağı üzülüyorum. Görünce işte her şeyin fiyatını şusunu busunu. Maç 1'e değmezdi. Daha çok kazanmalıyım. Üzücü yani bayağı. Her şeyin fiyatının deliler gibi artıyor olması. Ana görevler nereye gitti? Hemen refresh. 2 maç kazan. 1 kartla tek yer kazan. Nintendo DS mi? Nintendo DS halini de istiyor hatta almak. Yani oyunları sıkıntı ama benim bir arkadaşım şey yapmıştı mesela. Kırık Nintendo DS almıştı. İçinde bir sürü oyunla geliyordu. O tarz bir şey yapabilirsin istersen. En azından oyunlara ek para harcamak zorunda kalmazsın. Ama yüksek ihtimalle online feature'ı yok galiba DS'e zaten. Hani DS kullanmadığım için %100 emin değilim. O tarz bir şey yapabilirsin en azından. Oyun konsolu koleksiyonu evet ben de yapmak isterdim. Şey mesela bir sürü Nintendo Switch'im olsun istiyor. Hop bunu buraya. Oysa kendi çekeceği kartı yok etmiş oluyor şu anda. Ben de figür ben şey yapmayı planlıyorum şu anda konsol konusunda. Bir noktada PlayStation 5 alacağım diye düşünüyorum. PlayStation 5 aldıktan sonra PlayStation 1 almam lazım. Çünkü sadece PlayStation 1 yok bende. Onu da çok istiyorum. Bu da böyle bir dert. Pokemon peluşunu nereden bulabilirsin? Pokemon peluşu için Amazon'a bakmanı öneririm. Amazon.com'da ve Amazon JP'de çok var. Ya da Mandrake diye bir site var. Mandrake'ye bakabilirsin. Orası da iş görüyor. Şöyle atmak iyi olacak gibi şu an. Bu da kesin buraya.
Ama Mandrake'de de şeyler fazla. Hani karbohidrat falan fazla oluyor peluşlarda. O yüzden eğer yurt dışına çıkan bir tanıdığım varsa onlara getirtmeden mantıklısı. 18. Ne şekilde güç? Aa, güçlendiremeyeceğiz burayı. Adamı aldı artık. Son mu oldu? Aa, GameCube'um hiç olmadı. Hiç olmadı GameCube'um. GameCube'de isterdim. Burayı güçlendirmek daha mantıklı olacak gibi. Turn 4'teydim. Burayı oynayabiliyordum bir şey. Oyun sattım galiba şu anda. Ama yok, o kadar da dert değil sanki. Bu her türlü buraya. Ya benim şu anda PlayStation 3'üm de abim de hani alacağım onu bir noktada diyorum ama vermeyeceğini söylüyor. Ben de onunla uğraşacağım büyük ihtimalle biraz. Hoş, ben sadece burada bir yere koyup sergilemek için istiyorum. O yüzden aslında vermemekte görece haklı. Ama yine de yani. Aa, benim destem değil ki bu. Ben adamın destesini çekiyorum. Kartlar hep benim kartlarıma benzer. Bu da çok sıkıntılı. Yalnız güzel varyantmış, bunu beğendim. Burayı adama satmam çok kötü oldu. Sorma ya. Adamın buraya oynaması daha mantıklı her şeyini. Çünkü daha yüksek. O yüzden bunu buraya, bunu buraya atacağım. Evet, bakalım. Güzel. Snaplediğinde oyunun sonunda alacağım puan şu puan. Şu anda kaç alıyorum? 4 alıyorum. O 2 katına çıkıyor. Normalde 2 alıyorsun maçların başında eğer son tura kadar uzadıysa. Ben snaplersem 4 alıyorum. Karşı tarafta snaplerse 8 oluyor. Ama kaybedince de 8 kaybı. Bu adam 4 kaybetti mesela şu anda. O da snapleseydi 8 olacaktı bu. Öylesi en iyisi tabii ki. Ben buna biraz daha görev açayım. Bugün oynayacağız nasıl olsa şu anda. Güzel. Hatta bir tane daha açarsak 6 görev olsun. Nice. 31 dakika sonra yeni görevler gelecekmiş. Aynen, yani oyunda kasmak için zaten bol bol snaplemek lazım. Yoksa 1 puan 2 puan kazanıyorsun. Kaybettiğinde de aynısını kaybediyorsun. Hani normalde böyle izlediğim oyuncular falan hani çözmüş oyunu artık. 3. turda mesela anlıyor ne yapabileceğini. Direkt snapliyorlar, ona göre şey yapıyorlar. Ben şeyden dolayı çok sevdim bu oyunu. Çok hızlı. Hani çok çok rahat oynanıyor o yüzden. O özelliği çok iyi. Bir kartım gitti. Umarım çok güzel bir kart almamıştır. İndir indir. Telefonda da var. Bilgisayarda da var. Hangisini indirdin? Hangisinde kötü çalıştı? Bunu bayağı geliştirmiş. Alalım bir sonuç. Ya Hearthstone'da çok 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 uzun sürüyor eller. Hani Hearthstone'da o olay gerçekten sıkıntı bence. Tamam, bunu buraya attıktan sonra burayı biraz salacağım artık. Tamam, burası iyi durumda. Telefonda ben oynadım. Telefonda çok az oynadım ama bu oyunu. Şey etmedi. Hangisini? Hearthstone'u mu hızlandırmışlar? Kim hızlandırmış? Hiç haberim yok. Buraya biraz mantıksız aslında ama. Valla şu anki hızlanmış hali ise vay canına. Çünkü onun da maçlarına baktım internetten. Gene izledim bir iki. Gene gayet uzun sürüyor maçlar yani. Thank you.
Wild fena. Wild gerçekten wild ya. Burayı salsam, o benim burayı alacağımı düşünüyor gibi düşünüyorum şu anda. Keşke şunu atabilsek ama... Şu anda onun bir yerim yok. 3 tane çok gereksiz kart oynuyorum şu anda. Ve 2 tanesini buraya atarsam iş yapacaklar. Çok kötü kart çekmişim ben bu arada. Kaybedersem 2 kaybederim. I'm confident da diyelim. Adam belki gerçekten yenileceğimi düşünür. Çünkü 7'de kart varmış elinde. Atacağı bayağı kart var adamın şu anda. O da bu. Burayı galiba alacağım. Şu anda asla hesaplayamıyorum. Ne olacak bilmiyorum. Ama galiba kazandım. Aynen kazandım. Yo, bir puan farkla kaybettim şu anda. Sadece bir puan farkla. Bu sefer hızlı hesapladım ama. Normalde burada şey ediyordum. Bayağı hesap yapmam gerekiyordu. Nasıl kazandı falan diye. Vay canına, bir puan farkla kaybetmek üzdü. Bunu da geliştiremiyoruz. Eşit olursa tamamen hani bir yeri o aldı, bir yeri ben aldım ve toplam puan eşitse direkt beraber oluyor. Berabere bitmiş sayılır. Bu turn'da önem veriyorsun sadece artık. Birkaç kez berabere de kaldım. Öyle denk geldiği de oldu yani komik bir şekilde. Bu çok iyi oldu benim için şu anda. Daha bunu buraya atayım. John Cena yok ay. John Cena Marvel'a geçerse bir gün olur herhalde. Onu da eklerler yani. Güzel. Burayı doldurmak önemli şu anda benim için. Jojo. Jojo geziniyor ya. Güzel, 4 puan olduk. Da John Cena'ydı değil mi bu? Çince konuşabilen, onun bir videosu vardı. Galiba Dwayne Rock Johnson da Çince konuşmayandı. Çin Chan Chong falan o tarz bir şeyler dediği bir video vardı galiba. Böyle karanlık 2000'lerden kalma. Snap'lersin tabi, snap'lemek çok mantıklı senin için şu anda. Bunu buraya alalım, bunu buraya alalım. Hop, yanlış, çek. Bunu buraya alacağım. Bak Yusuf soruyordun, geldi. Blade'i atmaktan... Yo, Blade'i atınca da kurtarmıyormuş ki. Ne yapsak? Burayı salacağım. Burayı adamdan alamam artık. Bunu buraya atıp adamı... Yapacak bir şey yok. Aynen. Ortak ismi bırakıyoruz. Sen de Eevee sevenlerdensin yani. Ben pek sevmem Eevee'yi. Sakatatı pamuk mu? Burayı benden alamayacak gibi duruyor. Burayı da bence benden alamayacak çünkü 22 yapacağım. Snap'lemiş. Adam snap'lemiş zaten. Tamam, bu el bende. Aynen, sakatatı pamuk o zaman. Ah, kaçtı. Ne güzel. 8 alacak. 2 alacak.
görevlerine tamam. Şurada bir de burada bir şey var. Ha bu oynadıkça olacak zaten. Bunun için bir şey yapmama gerek yok. Ya life size Snorlax peluşu vardı aslında. Onlardan almak lazım bu pofuduk koltuklar gibi. Kalkmam üstünden. Rahattır bir de onun göbeği. Aynen, aynen. Gerçekten yatak diyorsun. Zaten büyük ihtimalle düzgün bir koltuk fiyatına satıyorlar bunu. Değil mi? Koltuktan daha pahalı bile olur. Pokemon ürünleri gerçekten pahalı. Pokemon bütün parayı oradan kırıyor. Biraz kartı çalıyor. Daha fazla. Şimdi kullandığım kartları geliştirmeye başlayayım. Mesela. Ama bunu da geliştirmek istemiyorum. Bu çok kötü bir kart ya. O kalsın. Halkayı geliştirebiliriz. Ama bu da değmez ki ya. Bu da çok kötü bir kart çünkü. Aa, başka nelerimiz var? Night Crawler'ı daha da geliştirebiliyor muyum? Hem bunu geliştiririm. Animated frame. Animated yapmadım galiba. Tam emin değilim. Ne çıktı? Bu kart ilgimi çekiyordu aslında. Bayağı rahatsız edici bir kart bu. Bak. Nasıl telefonda internet yok? Şöyle oynadığım güzel bir kart. Mesela bunu da geliştirmek istiyorum ama daha çok varmış. Aslında o kadar da çok yokmuş. Bunu geliştiririm şu anda para dursun. Şimdilik daha fazla şey etmeye gerek yok. Yapar bazen öyle. Biz bu eve şu anki interneti bu ay bağlattık. Önceden kullandığımız internet gerçekten çok sıkıntılıydı mesela. Çok uğraştırıyordu. İlginç bir dandikliği vardı. Tamam burayı ellemeyeceğim. Son el buraya atarız ne yapacaksak. Niye be? Gayet gerçek bir düşüm de o benim. Her seferinde büyük duygular veremiyor olabilirim, özür dilerim. kart atmaya karar verdim. İlginç oynadı. Buraya 8'lik bir kart atamaz 4. elden. O yüzden salacağım. Ben benim abi. Can burada. Sadece... Böyle şu anda. Bilmiyorum ne demem gerektiğini bilemedim. Aynen burayı salalım artık. Friendly neighborhood Spider-Man here. Tamam. İlginç bir kartmış. Belki EV imposter'dır. Belli olmaz. Ben şu anda oynayamıyorum hiçbir şekilde. Wow, adamın planı bu muymuş? İnanılmaz. İnanılmaz gerçekten. Oh, snap. Ama fark etmez ki. Spider-Man ilginç bir kartmış. Bir daha oynayalım. Sıkıntıymış ya bu. Burayı alamayacağım artık. Ama neyse o kadar gerek de yok bunlar burada. Snaplemiştik zaten. Bakalım neler saklıyormuş. Bu biraz üzücü. Tamam kazandım. Sesim nasıl azaldı? Herhangi bir ayar değiştirmememe rağmen sesim nasıl değişti? Anlamıyorum artık. Sinirlenmeye başladım.
ondan sonra da bir her şeye update çekeyim. Bir şeyler de değişmem. Aa, dün Windows update'i oldu bak. O Windows update'inden kaynaklı olarak galiba bunlarda bir sıkıntı çıkmaya başladı. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Durduk yere ben çalışmayacağım demez çünkü alemler diye düşünüyorum. Çünkü bir de eskiler falan da değil. Ben tamamen bu yayın macerası için aldım bunları. Gayet iyi durumda olmaları lazım bunları şu an. Şu anda bayağı iyi gidiyor. Kamera, aman kamera diyorum. Mikrofon aşağıda olduğu için sanki acaba bazen bir şey yap. O ne ya? Ne yaptı? Ha, okey. Mikrofon aşağıda olduğu için galiba bazen sesimi almıyor. Yani düşüncem bu yönde. Ama emin de değilim ya. Aynen, mikrofonu şu anda yukarı kaldırdım çünkü. Buraya küçük bir yükselti alacağım, mikrofonu onun üstüne koyacağım. Başka çarem kalmadı. İlginç ya. Aa, kombomu yapabiliyorum bu el. Nice. Bu sefer olacak işte. İlginç, gerçekten ilginç. Bunu planlıyormuş. E tamam, burayı oynamayız hiçbir şey o zaman. Bu sayede benim artı almamı engelledi. Wow. Wow gerçekten. Adam pislik çıktı. Bir yıl diye bir şey var. Ben bir yılı Temmuz'dan beri kullanıyorum. Hatta şu anda en çok eğlendiğim sosyal mecra bir yıl olabilir. Bayağıdır kullanıyorum bir yıl. Bana da arkadaşım önermişti, sen seversin bunu falan diye. Bayağı güzel. Gerçekten benlik yani. Henüz çok şey değil zaten. Öyle ünlü değil. Hala pek bilinmeyen bir şey. Aynen. Şey olayı çok güzel. Kendi takvimini böyle full sana gösteriyor olması keyifli hale getirmiş. Şimdi nasıl yapıyoruz? Burası daha önemli benim için. Bu buraya, bu da buraya. Snap'imizi attık zaten. Bu adamın beni yenemeyecek olması lazım artık. Ama emin de olamıyorum. Adamın çok enerjisi var burada kart olmadığı için. Vakti dert etme ya. İllaki sana bildirim yolladığı anlatmak zorunda değilsin. Ben her gün en az yarım saat geç kalıyorum yani. Ya da atıyorum o gün sabah 10'da yollamış, tamam mı? Sabah görüyorum böyle bir yıl bildirimi gelmiş. Ama o gün planım var, dışarı mı çıkacağım? Bekle abi, dışarı çıkınca paylaş. İlla ki böyle, çünkü ben şey olsun diye kullanıyorum hani. Anılarım orada olsun diye. O gün yaptığım şeyleri... Çok üzdü. Diğer tarafa atsaymışım kazanıyormuşum. O gün yaptığım şeylerin anıları falan bulunsun istiyorum orada. O yüzden hani çok saati dert etmiyorum. Herhangi bir şey yapacaksam onu bekliyorum hatta fotoğraf almak için. Ha ama bazen atıyorum bir şey yaparken bir yıl bildirimi gelmemiş oluyor. Sonra eve dönünce geliyor, o zaman üzülüyorum mesela. Ulan diyorum şimdi evde mi fotoğraf çekeceğim? İşte herkese böyle dertler dilerim. Gerçekten. Umarım dertleriniz böyle olur. Çok kötü kaybettim önceki eli. Hala içimde biraz hissediyorum. Üzdü. Herkes aynı saatte geliyor zaten. Her gün değişiyor. Tüm herkes aynı anda yolluyor bildirimi. Hatta bir gün dışarıda yemekteydik. Yemekte şey, arka masalardan duydum. Birine bir yıl bildiriminin sesi geldi. Sonra telefona bir baktım, ding diye benimki döndü. Böyle kullanan birisi vardı. Komik gelmişti yani. Bunu buraya atalım. Bu iyidir diyeceğim. Hayır, bunu buraya atacağım. Ya. Ama hayır. Nasıl atsak şimdi? Şuna artı 2'yi kazanacağım.
kazandırmayı çok istiyorum ama o kadar da dert değil sanki çünkü onun da sincapı var. O yüzden ben bunu buraya atacağım. O da benimle benzer düşünmüş. Güzel olmadı. Buraya ne atsam sağa geçecek. Aynen, herkes aynı anda geliyor. Aslında şeyin özelliği o zaten. Hani günde bir kez herkes aynı anda atsın. Hatta şey yazıyor hep. Evet evet, herkes de aynı anda atacaksın. Fotoğraf ki herkesin gönderisinin üstünde zaten bildirimden ne kadar süre sonra fotoğrafı attıkları yazıyor mesela. Öyle bir özelliği de var. Bu buna artı 5 verirse bu yana kaydığında artı 5'i kalır mı? Bence kalmaz. Ama bunu test etmek için iyi bir şey. Bir yıl nikim ne ki? Çok teşekkür ederim. Bu karta hiç ihtiyacım yoktu. Gene Zantukkan'dır büyük ihtimalle. Instagram'ımla aynıdır yani. Çoğunlukla Zan ve Zan related şeyleri yapıyorum çünkü. Bu turn'den sonra kenara kayıyoruz. Çok kötü gitti el ya. Bunlar buraya geçecek. Ben bunu buraya atayım. Orta bende kalsın. Güzel. Çok iyi. Heh, artıları kalacak mı? Kalmıyormuş. Kalmıyormuş. Ama ben daha öndeyim. Güzel, tamam, burası benim artık. Bu nasıl bir el ya? Gerçekten nasıl bir el? Onun da elinde umarım bu kadar şey vardır. Ne denir? Taş. Burada da mı ilk arkadaşın? Çok teşekkürler. Çayımız geldi. Bu hiç hoş olmadı şu an. Bunları buraya ekleyeyim. En azından 5-5-5 olsunlar. Bunu da buraya mı koysak? 3. Adamın burada puanı yokmuş ki. Ben bunu atsam zaten burayı alıyor. Sana sana. Bakalım neler olacak şimdi. İlk defa taşlardan bu kadar iyi yararlanmış olabiliyorum. Güzel güzel, daha iyi, daha çok kazanırız. Tamam, şimdi bunu counterlamak lazım. Ama nasıl counterlayacağız? Ha yok, bunu buraya attığımda counterlıyor zaten ama o benden burayı alabilir. Ya da bu burayı alabilir. Şu anda bilemiyorum. Düşünmek lazım. Çünkü snaplediğine göre bir şeyi var. Bunu buraya atarsam burayı alıyor ama burayı almalı mıyım? Kaç kartı var? 3 kartı var hala elinde. 3 kart oynayabilir yani, mantıken. Bunu atıp sağı kesin alıyorum. Ama adam bunların ikisini benden alabilir şu anda. Buraya başka kart atamayacak çünkü. Bunu buraya atmam her türlü burayı alıyor. Aa, bu artı alacak. Tamam, bende. Her türlü bende. Çünkü bu artı 6 alacak şu anda. Aynen, zaten kartım artı yokmuş. Ha, bir an kaybettim sandım. Aynen, 8 puanımızı kazandık tertemiz. Gerçekten taşlar maç kazandırdı ya. Komik. Hadi az kaldı. Şunu bir infinite hale getirebilsem. Gerçekten rest çekmiş adam. Görev iyi. 8 dakika sonra 2 görev daha geliyor. O da çok iyi. Şunu yapmak vakit alıyor ya. Tek kartla yer kazanmak gerçekten zor. Hani çok düzgün denk gelmesi lazım her şeyin. Buraya kart atmıyoruz o zaman. Bana ne veriyor şu anda? Aynen, boş kart vardı bana düşününce.
Bu sıkıntı. Gerçekten sıkıntı. Televizyondan Giga Chat açıp mı çektin? Ben gene anlamadım demek istediğini, Joseph. tamam, öldürmeyecekler. Bugün fried rice yapıyordum. Fried rice yaparken çektim fotoğrafımı. Sıkıntıdayız şu anda. Bunda tamam ki. Buraya bir kart atacak ve bu yüzden benim Ant-Man'im gitmek zorunda kalacak. Ama ben Ant-Man'im gitsin istemiyorum. Keşke bunu buraya alsaydım ya. Her şey harika olacaktı. Şunu da atacaktım ve buradaki hiçbir şey alamayacaktı adam. O çok kötü oldu. Ama denemek istiyorum, o yüzden bunu buraya atacağım. Şunu kullanamam. Bu iki karta da çılgın derecede ihtiyacım var çünkü. Aynen. Güzel. Bunun iki Ant-Man yok olacak burada şu anda. Onun Ant-Man'ı da gitti, benim Ant-Man'ı da gitti. Tamam. Kart için teşekkürler. Burası sıkıntı, burayı salamıyorum şu anda. O kötü oldu. Güzel. Şimdi de Fantastic ve Hulk gidecek buradan. Burayı yok etti. Hiçbir şey gitmeyecek şimdi. Hımı. Nasıl yapsak ya? Bir dakika. Bu ikisi tekrardan ele gelecek ve bu güçlenmiş olarak gelecek. Bu durumda bu play iyi gibi sanki. Sonra onları buraya oynayabiliyorum tekrardan. Denensin. Müzik olayını benim de kafama takılıyor. Müzik olayını ben... ne ya? Çok üzecek şu anda. Elinde de bayağı kart varmış adam. Müzik olayını çözeceğim bir ara. Arkada bir şeyler çalsın istiyorum ben de. Bu zamana kadar üşendiğim için açıkça söyleyeyim, şey etmedim. Sıkıntı. Bu buraya. Bu buraya, bu da buraya. Onunla ilgileneceğim yani. Evet, onu seslerini ayarlamam lazım. Onu yapacağım. Bu adam benden burayı aldı ama diğer her yeri kaybedecek şu anda sanıyorum. Adam kazanabilirdi. Gerçekten kazanabilirdi bu eli. Neden bu kadar inat etti burayı almak için? Onu bilmiyorum. Neyse, işime geldi. Teşekkürler kendisine. Tamam, bunun da çok az kaldı geliştirmeye. Bayağı kötü oldu.
ikimiz de üzgünüz şu anda yüksek ihtimal. YouTube video sesi gelir. Şu anda arkadan açsam geliyor. Direkt bilgisayarın müziği yayına aktarılıyor şu anda. Oyun sesi de oradan geliyor çünkü. Bunu buraya atayım ben. Bunlar olduğunda sonra farklı yere götürürüz. Sanki iş yapar gibi. Çünkü bunu da atacağım, hepsi artı alsın. Selamlar Flying Ram. Hoş geldin. Sana da kolay gelsin. Acaba sen Taylan mısın? Pardon, o zaman seni Taylan sandığı için. Hoş geldin tekrardan. İlginç oynadı. Aa, bunların hepsi birbiriyle birleşti. Mantıklıymış. Mantıklıymış. Burada kendine kocaman bir Hulkbuster oluşturacak şimdi bu adam. Sonra isterse başka kart da atabilecek. Benim hamleme benziyor açıkçası biraz. Altılı kalk bastık. Hiç böyle bir şeye sahip olmamıştı karşımdaki herhangi bir. Bunu atınca listede geliyor mu bana bakalım. The Ultimate Video Game Music Playlist mi bunun adı? Öyleyse eğer geliyor. Neyle doldurmam gerektiğini bilemiyorum şu anda. Hatta aslında kazayla doldursaydık keşke. Uf, hata, büyük hata. Evet, isim bayağı iyiymiş. Beğendim ben de. Gerçekten büyük hata etmişiz ya o durumda. Bu adam iki kartlı olmuyor. Ben de iki kartlı olmuyorum. Ne yapsak? Adam sıkıntı planlar yapıyormuş gibi geldi şu anda bana. Onun da kontenim. Ben tamamen mikrofonun konumundan olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne zaman mikrofonun yerini daha yukarı alsam böyle elimle sesimin daha iyi geldiğini söylüyorsun. Aldık herhalde. Şu ana kadar hiç Infinity kartım olmadı gibi. Aynen böyle tutacağım bundan sonra. Hiç Infinity kartım olmadı. Bunu geliştireyim mi? Geliştir derseniz geliştireceğim. Split derken? Yapalım o zaman. Onu bilmiyordum. Bakalım hemen. Rhino'yu da pek beğenmiyorum aslında ama. Yes. Bitti. Hem. Selam Engin, hoş geldin. Teşekkürler.
da tekrar geliştirmeye başlıyorum sıfırdan. Oo. İyiymiş. İyiymiş. Ama güzel güzel güzel. O 7 turn. Ben 7 turn olmasını çok seviyorum. Benim çok işime geliyor. Tutturamadı koku. Yukarı yap, yukarı. Tutturamıyorum. Bazen üstteki isim yerlerine atıyor çünkü. Heh, tuttu. atayım mı, atmayayım mı, atayım mı, atayım ya. Cable ne yapıyor diye unutuyorum. Ha, benden kart alıyormuş. Nice, nice. Tam ihtiyacım olan şeydi benden kart alıyormuş şu anda. Buna tamam. Fire Punch. Fire Punch diye bir manga var. Bana da Aylin önerdi. Geçenlerde bitirdim. 80 chapter falan. Kısa sürüyor. Öneririm. Kesinlikle öneririm. Ha, okudun mu? Tamam, biz kombomuzu yapmışız ya. Benim okuduğum ilk mangası oldu. Nasıl kan... Bu burada nasıl azalır? Azalmaması lazım artık. İnanamıyorum ya. Bunu böyle yapsak. Bunu böyle yapsak. Bunu da böyle yapsak. Benim ilk okuduğum mangası Fire Punch oldu. İşte Chainsaw Man'in ilk sezonu bitsin. Sonra onun da mangasını okurum diye düşünüyorum. Neler yaşadık şimdi bakalım. Ben 7 turn olduğunu unuttum. Blade beklese mükemmel olurdu, evet. Blade beklese harika olurdu. Gerçekten 7 turn olduğunu unuttum ya. Çok kötü oldu benim için bu. Chainsaw Man'in son bölümünü izlemedik daha. Ama şey, tamamen izlemeyi unuttuğumuz için izlemiyoruz. Bunu... Buraya atacağım artık. Ya da buraya atsam adam belki buraya değil de buraya bir şey yollar. En azından burayı kaybetsem sadece. Ben bittikten sonra binge yapacağım zaten kesinlikle Chainsaw Man'i tekrardan. Çünkü mükemmel bir kaliteye sahip. Beni bayağı etkiledi o açıdan. Hatta bunu da buraya alsam çılgınlık yapıp falan. Yok yok. Yoksa... Daha mı mantıklı olur acaba bunu buraya almak? Adamın kaç kartı var? Açtıralım. Animated.
Ama hızlandırdı bayağı en azından bu sefer oyundan kazandığım şeyleri. İki mangayı da bilmiyorum. Bu arada manga kültürüne çok sahip bir insan değilim. Ben çok daha az manga okuyorum. Çoğunlukla bir şeyler izlemeyi seviyorum çünkü. Hep de okuduğum mangalar şey hani izlediğim animelerin devamı gelmemişse ya da henüz günceline bayağı şeyi varsa o zaman mangasını okumaya başlıyorum. Şimdi uzun zamandır ertelediğim artık şey okuyacağım. Zaten Aylin beni çok istiyor okuyayım diye. Berserk'e devam edeceğim. Onun 93. chapter'ındayım şu anda sanırım. Aynen Hunter x Hunter gibi. İşte zamanında One Piece, Naruto, Bleach ilk işte onları izlerken henüz bitmemişlerdi çünkü. Onları bitirmem lazım. Ya niye kim ana yandı? Gerçi o kadar da dert değilmiş. Bu iyi. Ben 94'teyim. Bayağı gerideyim daha. Engin sen yarın kaçta geliyorsun? Hiç ben bunu sana sormayı unuttum. Süper. 5 çok iyi. 5 çok iyi. Opponent snap. Snaplemesen şaşırırız zaten. Bitirdi şimdi bu. Neyse bunu koyalım. Bu burada bulunsun. Olur olur. Harika olur. Aşkım Berserk'te Alina Kalbi ile alakalı bir şey biliyor musun? Yusuf soruyor. Bir dakika oyunda da o da. Aynen sadece balina kalbi dedi. Çağrışım yapmadı şu anda. Çağrışım yapmamış şu anda. Aynen bunu yine buraya atabiliyormuşum. Bunu buraya attığımda bu geçecek. Bu artı 4 olacak bunu buraya oynamaya hiç gerek yok. Ortası onundur artık. Bunu biraz doldurmaya çalışalım. Dur şey edemiyorum. O da şu anda Pokemon Unite oynuyor. Kart oyunu gibi rahat şey edemiyor orada şu anda. Burayı doldursam artısını alsın en azından. Umarım adam şu anda taş çeker ya. Aa. Hayır, böyle olmamalıydı. İnanılmaz bir tane boş yerim olsaydı keşke. Yani bence pay to win değil diyecektim ama düşününce pay to win yani pay to win çok özelliği var. O yüzden bir şey diyemiyorum şu anda. Haklısın. Gerçekten pay to win çok özelliği var maalesef. Kaybettik ya bu eli. Buraya 6 atar yani herhalde. İnanılmaz. Aynen ben de o civarlardayım. Onun üstüne 2-3 chapter okumuşumdur işte. Sonra araya hep bir şeyler girdi. Ha bu böyle kalıyor okey. Problem yok. Heh yine 7 turn oynuyoruz. Bunu unutmamam lazım. Ya ben Eclipse'i beğendim zaten. Şey değil. Çok öyle midem oldu. Ben çok severim bu tarz şeyleri. Eclipse bana büyük keyif verdi açıkçası. İyi ki öyle bir şey olmuş yani. Doğru. O da doğru. Bunları böyle doldurmalı mıyım şu anda?
dolduralım ya. Ne olacak? At gitsin. Ah çok iyi geldi. Bu üzdü şu an. Nefret edin. Bunu buraya alacağım. Artı 2 artı 2'dir. Çünkü şunun şeyinden kurtulmam lazım. Burayı alıyor şu anda. Tamam. Bu sefer Blade'i saklayacağım. Aa, burayı hiç kullanmadım. Ben hiç dikkat etmemişim ongoing effects'in double olduğuna. Yine çaylaklık ettim burada. 4, 3, 5, 1. Bu her türlü buraya. Ama öncesinde bunu mu alsak acaba? Diğer el. Teşekkür ederim. Bakın ben size burada eğlenceli ve iyi vakit geçirebilme şeyi veriyorum. Garantisi vermeye çalışıyorum. Ben size demiyorum ki ben bu oyunları mükemmel oynayacağım. Benim öyle bir yeteneğim yok. Ben hatalarımla sizi güldürmek için buradayım. Umarım gülüyorsunuz. Snap mi? Al sana snap. Şimdi Scarlet Witch atacak, oyun bitecek değil mi? Ben de şu anda baitlendim. Seni buraya alalım. Aa, limbo dolu. Ben bu şekilde mi diyorsun? Aynen, aynen. Tamam, her şeyi sallıyoruz şimdi. Bence böyle. Aynen, kesinlikle. Bu tarafa ne atacağı belli değil. Burası zaten gidik şu anda adamın. Bence retreat diyecek. Hayır, o yapmadı. Hawk'tan. Ha, bu yüzden pas geçmiş adam önceki eli. Güzel güzel güzel. Nice nice nice. Ben bayağı gerildim. Bana çok kolay gelmedi açıkçası. Ki ayaküstü 3 hata yapmıştım zaten. Flygram kurtardı. Nefret ediyorum ya. Nefret ediyorum bundan. Bana desteğimi ver ya. Flygram takip için teşekkürler. Evet, bizde böyle. Bizde tamamen böyle. Neyse, bunu her türlü buraya atacağım. Sonra yerini değiştiririz en kötü ihtimalle. Şu gözlükle kulaklığı aynı anda taktığımda kulaklarımın arkası çok acıyor. Bu da böyle bir hisse. Ne güzelmiş parlak Angel.
Hawkeye'dan ne kadar memnunum? Aslında Hawkeye'dan hiç memnun değilim. Hiç hem de. Ama onun yerine ne koymalıyım emin olamadım. Bir kulağına nasıl? Şu şekilde mi? Arkaya mı atıyorsun yani? Bu iyi olabilir. Abi böyle çok rahatsızmış gibi. Ben de çok sevmiyorum gerçekten ya. Bir dakika, şu eli bitireyim soracağım ama. Gelmiş. Gelmiş. Şimdi bana çok kötü bir kart biliyordum. Adama da şu anda... Ha bu ne ya? Yani benimki daha kötü çıktı. Gerçekten dediğin oldu. Gerçekten dediğin oldu. Bu komboyu kendim hiç yapmamıştım ve yapmayı çok istiyordum. Şu anda çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Hep istiyordum şu şeyi yapmak. Adam da geliştirmiş her şeyi. Elinde ne kadar kart varsa artı 2 güç alıyor. Ve şu var, bu da elini duplicate ediyor. Anladım. Şimdi. Çok kart var. Önce bir buraya atayım bence. Ne demek sınav? Değil mi, bu 18 olacak çünkü burada. Cız, cız. Aynen, bunun 18 olması bayağı iyi. Chavez'i var onun da. O da benim destemden çekiyor çünkü. İkimizin de Chavez'i varmış. Bunu buraya çekeceğim. Yo, bunu Doğru, benim hiçbir kartım 11'i geçemiyor. Yo, Chavez atarsa Chavez 11 olacak orada ama gene de it's okay. Sağa Dino Vision. Anlamadım. Sola. Ha, Nightcrawler'ım var. Tamamdır. Yes. Çok teşekkürler. Artık kendim oynamıyorum. Yes. Şimdi Yusuf'un sana söylediği bir şeyler vardı. Onları bir şey yapacağım. Deniz kızı diye soracakmışım. Deniz kızı ne şey ediyor ya da bir şey anlam ifade ediyor mu diye soruyorum. Ediyormuş. Sen Deniz Kızı'na ne olduğunu biliyor musun? En son şeyi okudun mu, chapter'ı? Çok teşekkürler Flying Room. Deniz Kızı Balina Kalbi Ada. Ben anlamıyorum. Balina denebilir aslında, evet. Fat shaming mi yapıyorsunuz? O yüzden mi balina? Balina kızı. Haha, teşekkürler. Gene çok sıcak oldu. Ben böyle uzun kollu giydiğimde çok kötü sıcak basıyorum.
Selam Engin. Hayır, Ent benim gitti. Onlar şimdi kaç chapter bu yani fantazinin başları yani. Chapter falan öncesi herhalde güncelden. Engin konuştunuz siz bir şeyler diyordun. Yarın kaçta geliyormuş? 5-5.30 gibi. Bir dakika, bir saniye bekleteceğim sizi yeni maç için. Şey edeceğim. Bayağı sen buradan spoilerlayabilirsin zaten. Ben sana spoiler verecektim neredeyse. Tamam, bayağı iyi yerdesin. Devam et. Benim en sevdiğim arc oradan sonrası ya. Bu neden buradan alıyor ya? Bir şey diyeceğim, direkt spoiler verecekmişim gibi hissediyorum. Ben hiç anlamıyorum. Spoiler veriyorum yanlışlıkla da. Dur. Ben sana bulurum. Bulup gelecek. Fight bitmiş miydi, bitmemiş miydi? O kısımdan. Hallettim yaklaşık. Sesi. Şu anda sesim nasıl geliyor? Şu anda iyi mi ses? Duyuyor musunuz beni? Yoksa ses mi gitti komple? Normal, tamam. Tamam, okey. Şeyi hallettim en azından. Şu anda mikrofondan alıyor sesi. Tamam, nice. Rahatladım. Bence 319'dan başla. 319 dendi. Fight'ın başı 319'muş. Öncesinde sesi neyden alıyordu bilmiyorum. Windows kendine dün şey attı, güncelleme attı. Ondan sonra sesi Seiren'den değil de ne olduğunu bilemediğim bir mikrofondan aldığını yazıyordu. Böyle hani. Şimdi tekrardan bundan almaya başladı. Başardım. Şu. Tamam, maça devam. Engin, benimle Unite oynamak ister misin? İzleyicilerimi çalamazsın. Aa, gelmiş izleyicimi çalıyor. Galiba öyle yapmıştı. Kendi kendine webcam mikrofonuna geçti. Şimdi. Yok, şimdi geçme. Çok ayıp. Canı izle. İnanamıyorum. Engin, hiçbir yere gidemezsin. Yarın sıkıntı çıkarırım. Birinci oynayalım da ben canı oynatamıyorum ki. İstemiyor, oynamayacağım diyor. Ben bayağıdır oynamadım. En son kim geldiğinde oynadın sen? Hangi patch'le oynadın? Hiç hatırlamıyorum. Evet, Engin Nintendo Expansion'ı aldığı için. Jojo hoş geldin. Evet, tüm aile burada şimdi. Ben hala şey bekliyorum. Pokemon Stadium gelsin diye bekliyorum. Çocuğu çay içemezsin ay. Ay. Düşecekti. Persona 5'i bitirmiş neredeyse. Süper. Ne kadar sürüyor bu arada? Ben yeni indirdim ama ben de 4'e direkt başlamıştım. 5'e oynayamadım henüz. Yeni indirdim ama. Konuşmaya da aldım şu anda. Ne yaptığımdan emin değilim bu oyunda. Tamam Jojo, gel. Gel kucağa. Gelim. Güzelmiş. Gel. Hoppa. Hoppa. Tam ideal. Tamam. Otur bakalım. Engin gelsin. Expansion'dan Sonic oynayacağız. Benim Sonic oynamam lazım. Neler var başka? Orgoy. Okay. Şimdi ne yapıyoruz? Mario Party çok iyi olur. Party. Berke ile konuştun mu? Gelmeyecekmiş. Gelmeyecek. Aynen, bugün yazdı. Pokemon Snap var, doğru. Pokemon Snap var. Engin şey, bizim televizyon bozuldu. Evet, bu çok televizyon bozuk. Kritik bir detaydı. Televizyon bozuk. Ben bu detayı vermeyi unuttum. Televizyon kendi kendine bozulmaya karar verdi. Neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum ama dedi ki ben bozulacağım. Ne haliniz varsa ama. Görün. Maalesef hatta I mean.
bir dakika şu eli bir oynayayım. Şu anda beynim durdu yine. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir dakika, bu ne işe yarıyordu ya? Ongoing kartlara artı veriyor. Can vurdu. Düzeltmek için. Ve umarım Angela yaptı. İlk seferinde çalıştı saçma bir şekilde. Evet, ilk seferinde çalıştı. Sonra çalışmamaya karar verdi. Dinozor attı değil mi buraya? Dinozor geldi değil mi şu anda? Varyolar iyi ya. Büyük ihtimalle ledlerinde sıkıntı var ya. Bence ya, o denk geldi. Büyük ihtimalle bozuldu. Aa. Hani yok. Ben bence düzelmeyecek. Hiçbir zaman düzelmeyecek bence. Yeni televizyon almamız gerekecek. Sağa da gelecek değil mi? Bye. Gel. E oturdu kucağa, kaçtı az önce. Evet. Ya şu an oyun oynamak istiyor. Yani nasıl yapacağız ben de bilmiyorum. Artık sen Switch'i elinde tutacaksın. Ben bir yanında, Aylin diğer yanında oturacak. İzleyeceğiz. Bilmiyorum artık. Ya da yarın tekrardan ben televizyon dövmeyi deneyeceğim. Çünkü ilk gün dövdüğümde düzeldi gerçekten. 2-3 tokat, birkaç yumruk attım, düzeldi. Yarın da biraz döveceğim. O yüzden belki düzelecek. Kediler her zaman önce geliyor. Ben de kedi için insan satabilirim yani. Şu halkayı her elin sonunda değiştireyim diye düşünüyorum ama hep unutuyorum. Onu halledelim bir ara. Pekala. Bu farklı bir yere geçecek turn 6'da. Ama aynen turn 6 olduğu için bir önemi yok. O yüzden burası hariç her yere kart oynamam lazım şu anda benim. Space Drone Oscorp Tower'ı falan çok uzun süredir görmedim. Ah, kazandım. Şimdi ha unutmadan görevler bitti mi ya? Bitmiş. Para da bitmiş. Ne koyabilirim ki bir drop? Aslında Agent 13'i çok kullanıyorlar. Bu ama benim için çok mantıklı değil. O zaman Strong Guy'dan çok yararlanamayabilirim diye düşünüyorum. Gelişmiyor değil mi şu anda? Evet. Yanlış hatırlamıyorsam bir ara Hawkeye yerine Yondu kullanıyordum. Jojo çıldırdı. Jojo deli gibi koşuyor şu anda. Gene geçti. Yanlış tarafa çekildi. Jojo? Kız, koşsana. Çok meraklı bir şekilde bakıyor sadece. Iceman açtım, evet, kendisi burada mevcut. Iceman koyabilirim yani, değil mi? Ve Iceman çok daha mantıklı değil mi Hawkeye'dan? Tamamdır. Artık Iceman geliştirmeye oynuyoruz. Tamam. Not aldım. Gerçekten not aldım. Bundan sonra her destemde Iceman var. Aslında çok mantıklı. Çünkü bana Iceman attıklarında ben hep diyorum ki ulan lanet olsun bu karta. O yüzden evet. Her şeyi atacağım o zaman.
Ben bu eli boşaltırım şu anda. Bence bu play iyi mi? Bu çok iyi değil aslında. Bence okey'e o kadar da iyi değil. Bunu da atabiliyormuşum. Hadi bunu da atayım. Hadi bu da burada dursun. Destelen ne çekeceksem artı birli çekeceğim artık demek ki. Bakalım. Adam hiçbir şey atmıyormuş. Oh! Hayır, böyle olmamalıydı. Hayır ya. Keşke başka bir yer atsaydı onu. Hmm. Yani bunu buraya oynayayım diyorum ama sanki bir mantığı da pek yok. Çünkü her türlü geçecek gibi bunu. Ama zaten bence bu eli kaybettim. O yüzden ben şu anda adamla silik yarıştıracağım ve onu burada geçmek için meydan okuyacağım. Halk da atmazsın ya. Aynen oraya yedilik bir şey atmasın. İnanılmaz. Ya da ortayı salsam. Bunu buraya atayım ben. Ya da bunu, yo atacağım her türlü. Kazanacak mıyım acaba ya? Bence bunu ortaya oynamalıyım. Çünkü adam ortayı alacağımı düşünmüyor olabilir. Ya da ortaya... Hadi ya. Tamam öyle yapalım. Doğru artı da alacak. Ha. Bir dakika. 3, 4... 8, 9, evet. Aynen. Bakalım bakalım. Neyse snap mine patılmadı zaten. Kaybedersek kaybımız 2. Bence değer. Ki kazanırsam çok mutlu olacağım. Çünkü adam ilk turn'den halk... Oo. Kazandım. Kazanacağımı düşünmüyordum hiç. İyi kasmışım ya bugün. Bu kadar şey olacağımı düşünmemiştim. Gerçekten tek 6 drop'u halkmış ve ilk başta da elindeymiş. Üstüne bir de Project Pegasus gelmiş yani.
Destem ısraklıyor ya. Evet, ben bunu yapacağım. Burada yarışacağım adamla. Aa, onu kastı sadece. Şimdi de mi oynamayacak bir şey? Bunu başka yere attıktan sonra sonunu buraya çekebiliyorum diye biliyorum. O yüzden bunu ellemeyeceğim. Zaten hepsini buraya çekebilirim bir noktadan sonra. Duruma göre artık. Tabii tabii. Çok merak ediyorum. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Çok daha iyi olurmuş. Kesinlikle katılıyorum hem de. Bunu da atayım bari artık. Gene düşünemedim. Bayağı iyiymiş hatta. Adam sunspot'unu kastı. Çılgınlar gibi. Angela'yı buraya alıp bunu da buraya alsam. Sanki play budur. Bence 20'yi geçemez ortada diye düşünüyorum. Geçerse de buraları bana salması gerekecek gibi. Evet, ben şu anda bundan memnunum. Hatta snap. Damn. Kim kazandı şimdi? Kaç farkla kaybettim ya? 4, 6, 10. Ha, o iki yer aldığı için. Nightcrawler'ı buraya alsaydım da bir şey değişmiyormuş. Ortayı direkt salmam gerekiyormuş. Nightcrawler'ı buraya atıp... Yo. Bilmiyorum. Bu hesabını yapamadım şu anda. Ama bence kazanabilirdim. Orada bir çıkar yol vardı bence. Ben Infinaut'u hep unutuyorum. Hatta diyorum Sunspot'u geliştirmek için herhalde şeydi. Aslında şu anda fark ettim. Sunspot'la bayağı iyi combo oluyormuş o ikisi. Uygunlarmış birbirlerine. Rocket Raccoon'a da yakalanmazsın ya. Turn 3'ten sonra ha?
onu buraya atacağım. Ben burayı kesin almak istiyorum. O da iki kart atsa en azından berabere kalacağız yani. İki at... hayır! Okay. Tamam, yine çok kötü değil. Çok daha kötü olabilirdi. Yeter ama. Gerçi bu benim işime geliyor galiba. Gerçekten işime geliyor galiba ya. Komik bir şekilde. Ben Killmonger'ı da yapıntıyorum. Sonrasında Killmonger'ı gelmesi çok kötü oluyor, evet. Umarım yoktur. Killmonger beni çok üzüyor. Burada 3 farkım var sadece. Tamam, bunu ekleyince bu iyi gelecek buraya. Killmonger'ı hep unutuyorum. Bakalım bizi neler bekliyor şimdi. Yeah. Victory. Killmonger çıksın çok istiyorum. Bir türlü çıkmadı. Tamam. Buraya hemen Angel'ı atarız. Tamam, bu da hoş. Ya benim istediğim çoğu kart bana çıkmadı. O açıdan şanssız olduğumu düşünüyorum artık. Gelmiyorlar çünkü. Sanki Curve'üm iyi bu sefer. Çok rahatsız ediciymiş bu arada. Up. Neyimi aldı acaba? Bence alırım bu eli ya. Ya da çok fena bir şeylere kurban gideceğim az sonra. İkisinden birisi gerçekleşecek ama. Aynen, misal. Mesela. Değil mi? Yani elimde böyle bir combo var. Bundan iyisinde çıkamam şu anda. Ama bu komboda bir şey yapmazsa yapabileceğim bir şey yok. Yani. Değil mi? Bana da öyle geliyor. Ben zaten hesaplayamıyorum. Bana hep win gibiymiş gibi geliyor. Ah be, görmek istiyordum bunu. Kaçırdık adamı ya. Benim diğer gözlüğümü takmam gerekiyormuş. Yusuf, sen Berserk'e mi düştün? Aa doğru, Iron Man de çok fena olurdu orada. Okay. Yani buraya hiçbir şey atmıyoruz. İşte bunun gibi mesela Iceman çok üzüyor.
Ben de atarım o zaman sana ismini. Al bak. Evet evet. Bayağı low cost. Kesinlikle katılıyorum. Deste kötü. Deste bayağı kötü. Atlantis'e namor atmak güzel oluyor. Bunu Angela'yı ortaya ama ortaya da yeteri kadar verim alamayacağım sonra ya. Ha o anlamda. Evet. Kesinlikle hani şunu tekrardan kullanabileceğim sorunsuz bir şekilde mesela. Okay. Tiger bayağı güzel. Tamam kombomuz yine var. Kombomuzu yine yapabiliyoruz. Aaa Sunspot gene şey gelecek o zaman. Yani gelebilir. Infinaut gelebilir yine. Sanıyorum. Ve o gelirse ne olacak şu anda? Artık tahmin edemiyorum. Kafadan gitti onlar. Bakalım. Ha geçmedi geçmedi. Bana sattı sol tarafı. Niye böyle bir şey yaptı? Aa burası değişecek çünkü şimdi. O zaman böyle düşündüm. Mantıklı mıdır? Ya da doğru. Ant-Man buff'u var orada. Korgu geçireyim bence. Ya da yok. Aynen ya. Korgu geçirmek daha mantıklı. O kurtarır bence orayı. O üzmez gibi. Kaç oluyor burası? 11 oluyor. Adamın 7'lik bir şey atması lazım o zaman buraya. Zaten 7'lik bir şey buraya atarsa buralara hiçbir şey atamayacak o durumda. Gene bende. Aynen. Bence kaçacak. Aynen. Victory. Yanlış mı hesapladım yine? Ha Ant-Man buff. Tamam tamam doğru doğru doğru. Çok kötüyüm ya. Evet acayip kötüyüm bu konuda. Olmuyor yani çok deniyorum. Yıllardır denedim şu matematik olayını. Olmadı. Evet, raptorlarımız geldi yine. Iceman'i henüz atmayayım diyorum. Hello. Yok benim genel olarak da gerçekten matematikte çok kötüyüm. İşlem yapamıyorum. Kafam dönmüyor. Önce atmam daha iyi olacak. Okey'den yine yararlanırız. Tamam. Biraz daha dengeli gideyim diyorum. Buraya bir deadlock gelir. Eğer deadlock ya da Carnage'ini uçurduysam adamın çok mutlu olacağım. Evet şu anda Killmonger beni yok ediyor değil mi? Ama bunları da oynamam lazım gibi hissediyorum. Aynen. Beklediğim anda yok olan. Bu desteri beklersen bitiyorsun. Geldi büyük ihtimalle şu anda. Ya da Carnage geldi ya da Deadlock geldi. Deadlock.
ayaklarını da çekti. Evet, bayağı temiz çekmiş. Bunları nereye atacak bakalım şimdi. Üçünü atacak, birisi burada kalacak. Onun üstüne de Amerika Chavez oynayacağım diye düşünüyorum şu anda. Anladım şimdi. Bu bilgiyi gerçekten bilmiyordum. E tamam, burayı aldık. Ama burayı nasıl kaybettim ya? Neyse, başka play yok zaten. Kaç kartı var? 5 kartı var. Gaza geldim, snapledim. Neden snapledim ondan da tam emin değilim ama belki kazanırız, belki kazanırız. Belki adam blöf yapıyorum diye düşünmüştür. Çok fenaydı. Kartları random veriyor değil mi? Nereden açıyordum kart yerini ya, onu da unuttum. Pool'lar neye göre değişiyor ben onu da bilmiyorum bu arada. Evet evet, hani... Nereden bakıyorduk? Her şey karıştı şu anda. Burada değil. Collection level. Ben pool 2'deyim yani şu anda. Şunu bir açayım bari. Ben... Pool kartları neler onları da bilmiyorum. Yani ne nereden çıkıyor hiç fikrim yok şu anda. Bana gelmesi muhtemel kartları da bilmiyorum o yüzden. Bayağı körlemesini oynuyorum yani. Bir şeyler geliştirelim. Storm'um var galiba. Jubilee de var. Killmonger yok. Şey de yok. Ama Scorpion da var. Hatta bakayım, emin olayım. Sanki bu söylediklerinin hepsi varmış gibi geldi. Hatta Jubilee bugün çıktı. Yayının başlarında çıktı. Aynen, Storm burada. Storm'umuz mevcut. Shang-Chi yok. Shang-Chi'yi de çok istiyorum. Shang-Chi yok maalesef. Scorpion da vardı diye hatırlıyorum ama şu anda göremiyorum. Şunu verdim. Galiba yok. Ya da kör oldum şu anda. Sanki vardı ya. Oo, Barış hoş geldin. Hayır, inat ettim, bulacağım. Şimdi Kimonalardayız. I think you mentioned you were available. I don't know what's this kick. Did I get your...
Şu anda düzeldi mi? Hayır, düzelmedi. Ha, düzeldi, tamam. Düzeldiyse okey. Tam olarak nerede hata olduğunu çözemedim şu anda ama ilginç. Yusuf, hoş geldin bu arada. Ses yoktu. Mikrofonda bir gariplik vardı. Onu hallettim şu anda ama ilginç, neden böyle oldu acaba? İyi, tamam. Sesim şu anda geliyorsa daha fazla ayarları ellemiyorum ama ilginç. Evet, şu anda zaten sesi mikrofondan almıyor mesela şu anda. Sesi neyden aldığını henüz çözemedim. Ama şu anda bu çalışmıyor. Çalışıyor gibi gözüküyor ama. Böyle yapınca sesim daha fazla geldi mi şu anda? Seste bir değişim oluyor mu şu şekilde hareket ettirince? O zaman daha da ilginç. Çünkü şu anda sesin bu mikrofondan gelmediğini söylüyor bana ama. Neyse, yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Evet, teknoloji karşısında bir şey diyemiyorum. O zaman yayının başında anlattıklarım boşa gitti. Oyunda artık şöyle yapıyorum. Bu gerçek parayla alınan bir oyunun ara ara verdiği goldları burada durmadan görev refreshlemek için kullanmaya başladım. Çünkü varyantları almak gereksiz, çünkü sadece kozmetik. O yüzden görevleri durmadan refreshleyip normal para kasıp kart açmaya çalışıyorum şu anda. Daha hızlı oluyormuş bu sayede. Onu fark ettim bugün bir yayıncıyı izlerken. Çünkü bayağı geri kaldım. Bu çok az. Olur. Mikrofon kardeşi olabiliriz. Daha önce hiç mikrofon kardeşim olmamıştı. Kazar bestesiyle devam ediyoruz. Gene buna dönme durumunda kaldım. Çünkü diğer beste discard bestesiydi ve şanssızdım yani. Tek söyleyebileceğim bu. Hiçbir zaman istediğim kartları discardlayamadığım için salma gereği duydum artık onu. Mikrobro'ya küçük, adı bile Seyren Mini. Güzel, ben 7 turn olmasını çok beğeniyorum bu oyunun. 7 turn olması sayesinde Strong Guy kombosunu yapabileceğim galiba. O mutlu etti şu anda. Ongoing mi? On reveal. Bunu atsam mı acaba ya? Kuleden geldi buna artı. Bunu buraya atalım. Yarın için yayında şöyle bir planım var. Yarın sevdiğim bir arkadaşımız gelecek eve ve böylece evdeki 3 insan da aşırı derecede Pokemon seven insanlar olmuş olacak. Snap mi? Bir el daha bekleyeceğim. Duruma göre ben de snap yapacağım. Yarın Pokemon tier list yaparız diye düşünüyorum. Böyle 3 kişi oturup eğlenceli olabilir diye düşündüm. Artık yavaştan Pokemon moduna girmemiz lazım. Oyunun çıkmasına çok az kaldı çünkü. Pokemon oyunu çıktıktan sonra bu kanalda sadece Pokemon göreceksiniz, sizi temin edebilirim. Pokemon Unos'u mu? Pokemon Unos'u nerede var? Çabuk hemen bana da söyleyin. İyi gidiyoruz galiba şu anda ama sanırım yo, komboyu yapamıyorum. Kombo yalan oldu her türlü. Pokemon Spot. Nerede var? Nerede var? Çabuk çabuk, ben de alabilirim. Uno oynamayı çok seviyorum. Eve birileri geldiğinde de durmadan insanlara hep Uno oynatıyorum çünkü. Oynarım yani. Ne yapsak şu anda? Şöyle oynamak çok iyi bence. Bu bizi kurtarır gibi. Hatta ve hatta bunu da buraya atsam. Sizin okulun oradaki dükkandaydı. Ben bunu bir aratayım. İnternette bulabilirim diye düşünüyorum. Ben de snap diyeceğim. Artık kendime bayağı güveniyorum.
onu atmasaydı daha iyiydi ya, keşke diğerini atsaydı. 35 TL mi? Harika. Seni buraya alalım, seni de buraya alalım. Bu el bizde bence. Şu anda düşünüyorum hani her yeri benden alması için. Zaten burayı kesin almışım. Bunun puanı çok daha yüksek. Buraya da